Nasıl olur? Nasıl bu kadar çabuk vazgeçersin? Nasıl bir acı bu? O gözleri görmeden yaşayabilir miyim ben? Ya o güzel yüzüne dokunmadan? Sensiz yaşayabileceğimi mi sanıyorsun? Gece geçer yer geçmez. Ya mızıkçılık yapma, kapat gözlerini. Ayrılık zehirli bir hançer saplanır. Sana yapma dedim. Yapma ya. Belki bugün, belki yarın. Aylin. Belki bugün, belki yarın atsın ellerinden. Belki bugün, İyi geceler. Belki yarın ansızın tutacaktım ellerinden. Sensiz yaşayabileceğimi mi sanıyorsun? Yapamam. Yapamam. Gitmeseydin. Yapamam! Seni içime gömdüm ben. Bunu yapmalıydım. Doğrusu buydu. Seni tek bir nefesin için her şeyimi feda edecek kadar çok sevdim. Ama olmuyormuş. Aşk tek başına yetemiyormuş. Seni ömür boyu kaybettim. Sonsuza kadar kaybettim. Söyle bana, bu acıyla nasıl yaşayacağım? Her birimiz kaderimizin bize sunduğu yollarda ilerleriz. Sabretmekten başka elimizden bir şey gelmez. Yaranın kabuk bağlamasını beklemekten başka. İçim yanıyor camcı baba. Ama o haklı. Ona acıdan başka ne verdim? Benim yapmam gerekeni yaptı Ali. Kayıp geçmişimle, olmayan geleceğimle hayatını karartmaya hakkım yok. Sevgi fedakarlık ister oğlum. Onu seviyorsan sevgini içine gömeceksin. Ailenin mutluluğu senin için her şeyden önemli olmalı. Gerçek aşk, ondan vazgeçmeyi de bilmektir. Seçme şansım yok benim. Hiç olmadı. Elime verilen silah. Ve benim için seçilmiş hayatı yaşadım hep. Sorgusuz, kabullenmiş, yaşadım hep. Bir tek Ezo vardı. Ezo benim ömrümdü. Ama sonra... Ve bir gün ona rastladım. Her şey değişti. Doğrularım, yaşamın anlamı. Sanki yüzyıllardır aradığım bir parçamı bulmuş oldum. Ezo'yu bile aramaktan vazgeçtim. Belki de Ezo'yu onda buldun. Ona zarar verme. Zarar vereceksen unut onu.
Bırak aşkın sadece seni yaksın. Aşkın için aşkından vazgeçmeyi de bil. Canım bebeğim, uyumuyorsun değil mi? Hayır anne. Yavrum, kızım ne oluyor? Anlatmayacak mısın hala? Çok acı çekiyorum. Tarif edemeyeceğim kadar çok. Yalnız kalmak istiyorum. Bırak beni anne. Aylin'cim, bak beni de çok üzüyorsun. Bilmek istiyorum. Hadi bebeğim, paylaş benimle. Birlikte çözelim mesele neyse. Çözülecek bir mesele kalmadı artık. İçiniz rahat edebilir. Onu bir daha görmeyeceğim. Görmek istemediğimi söyledim. Bitti. Mutlu olun işte. Biliyorum sana acı veriyor. Ama en doğrusunu yapmışsın kızım. Böyle bir adamla mutlu bir hayatın olamazdı. Onu tanımadınız bile. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yavrum, kendini bizi düşünmelisin. Ne sana ne ailemize uygun değildi biliyorsun. Aylin'cim, unutacaksın bebeğim. Çok gençsin. Hepsi geçecek. Unutacağım öyle mi? Nereden biliyorsun? Sen böyle bir aşk yaşadın mı anne ha? Hiç iliklerine kadar aşkı hissettin mi? Onu düşündüğünde ölüm bile güzel geldi mi? Aldığı nefese taptın mı? Yaşadın mı anne böyle bir aşk? Hayır anne. Ben onu hiç unutmayacağım. Ben anlıyorum ama bu adamın gözünü bu kadar kör ettiğini, onu bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Aylin, lütfen git anne. Çık odamdan. Ben Sinan'dan sonra kayboldum. Ali aradı beni. Acil bir durum olduğunu söyledi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel Aylin. Kim bunlar?
Onlar organ mafyasının elinden kurtulan anne kız. Onların sayesinde büyük bir örgüt çökertildi. Bu yüzden özel olarak korunuyorlar. Şu televizyondaki haberle mi ilgili bu iş? Hı hı. Kız çok hasta. Güzelim, oturur musun? Ah canım. Güzelim. Sol böbreği alınmış. Ayrıca kötü şartlardan dolayı da zatüre başlangıcı olabilir. Hemen bir hastaneye yatırılması gerekiyor. Ben onların güvende olabileceği bir hastane ayarlayacağım. İyi olur. Bir an önce tedavisine başlanması lazım. Bu ilaçlar ağrılarını dindirir. Ben gitsem iyi olacak. Görüşürüz Ali. Bir ihtiyacınız olursa ararsınız. Sağ ol Aydın. Hoşça kal. Hoşça kalın. Konuşmayacak mısın Ali? Tek bir mektupla bunca şeyi sildin mi? Silip attın mı bizi? Bırak gideyim Sinan. Konuş. Bir şey söyle. Nedenini söyle. Yüzüme bak Ali. Beni sevmediğini söyleyebilir misin? Beni unutabilir misin? Ben seni unutamam. Hatta sensiz yaşayamam. Yapma bunu lütfen. Konuş ne olur. Konuşacak bir şey yok Sinan. Senin hep iyi olmanı, her zaman iyi olmanı istiyorum. Hep mutlu olmanı. Tanem bak, dün gece de bir şey yemedin. Hastalanacaksın. Hadi bir iki lokma at ağzına. Anne ne olur ısrar etme. Canım istemiyor. Anne. Baba. Ben bir karar verdim. Bu şehirde kalmak istemiyorum.
Ne diyorsun kızım sen? Beni anlamaya çalışın ne olur babacığım. Burada kalırsam bana her şey onu hatırlatacak. Direnemeyeceğim, onu görmek isteyeceğim. Burada kalırsam onu hayatımdan çıkaramam. Haklısın ama nereye gideceksin Aylin'cim? Biz sensiz ne yaparız? Nasıl gitmene razı oluruz? İşin gücün ne olacak? Ankara'da çok samimi bir dostumun hastanesi var. Eğer istersen konuşurum kendisiyle. Tabii kafamı dinleyeceğim, çalışmak istemiyorum demezsen. Yok, çalışmak bana daha iyi gelir. Ben... Aslında bu çok iyi fikir babacığım. Sen hemen ara arkadaşını. Ne çabuk karar verdiniz her şeye. Ben nasıl dayanırım kızımın yokluğuna? Biz hiç ayrılmadık ki şimdiye kadar. Aman Meral, yapma Allah aşkına. Ankara dediğin neresi? Uçakla 45 dakika. Biz sık sık gideriz. Hafta sonları da Aylin gelir. Babam haklı anne. Hem böylesi benim için çok daha iyi olacak. Peki canım. Kafanı toparlayana kadar orada kalırsın. Hem zaten temelle gitmeyeceksin ya. Yaza kadar çalışır sonra döner gelirsin. Yeter ki o adamı çıkar kafandan. Unut. Sen yoksan sığamam bu şehre. Ben zaten hep kaybettim. Bir kez daha kaybolup gitmeme izin verme. Nereye gidersem gideyim, seni hep yanımda götüreceğim. Aylin'cim iyi misin? İyiyim anne. İyiyim. Nedir bu adam? Nasıl araba kullanmak bu?